Hepinize merhaba arkadaşlar. Exit hepiniz hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle Coscap iş planı, Coscap iş modeli ikisi de aynı anda geçerli oluyor. Doldurmamızın dördüncü bölümündeyiz. Bugün dördüncü bölümde ulaşım ve dağıtım kanallarına geçeceğiz ama geçmeden önce bir kanala abone oluyoruz şu an izleyen sen. Kanala abone oluyorsun. İki, bir toplama yapıyoruz bugün. Hemen nelere dikkat etmemiz gerekiyor bir toplaması yapalım. 4 çünkü 1 2 3'ü doldurduk. Şu an arkadaşım büyük ihtimal sen geldin şu an sırayla gidiyorsun. Ve buraya geldik hemen bir altın çizeyim. Şu an taze izlediğin için bunlar aklına gelebilir ama ben genelde hatırlatayım. Çünkü yanlış olmasın. Hiç danışmanınıza bile bulaşmadan bu işi çözüp tık 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 gönderebilirsiniz. Neler dikkat ediyoruz arkadaşlar? formatını bozmuyoruz. Bakın. Bu iş planının, iş modelinin formatını bozmuyoruz. Neyse aynı şekilde yerlerini bile değiştirmiyoruz. Birincisi bu. Her sorunun altına cevabımızı yazıyoruz ve soruları silmiyoruz. Hani ben soruyu gördüm yazayım. Öyle bir şey yok. O soruyu kuruldakiler de görecek. O soruyu kuruldakiler de görecek. Ondan sonra o cevabı da görecekler. Yani sınav yapıyormuş gibi düşünün. İkinci detayımız neydi? E sınav yapıyormuş gibi deyince zaten kurulda bundan sorumlusunuz. Kurulda e, söylüyorum bunun dışında bunun içinden gelecek sorularınız. Değer öneriniz nedir? Bu konumu niye seçtiniz? Bu maliyetini ne yükselttiniz? Bu bu bu. Bir diğer gelecek sorularda istediğiniz makine, tesisat ve desteklerle ilgili gelecek. Ama önemli olan bu kurul kuruldu. Burada bakacak. Ha, bu işin geleceği niye böyle? Mehmet Bey iş burada böyle değer neresinde bulunmuşsunuz? Ya da bu ulaşım dağıtım kanalını niye böyle seçtiniz Mehmet Bey? O yüzden kendimiz dolduruyoruz. Kendimiz doldurmaya dikkat ediyoruz. Kurulda buradan yüzü tekrar ettim. Objektif ve gerçekçi oluyoruz. Objektif ve gerçekçi olmanız çok önemli bu doldururken. Gerçekçi olun çünkü oraya girdiğinizde yani karşınızda gerçekten birçok işten geçmiş, birçok kişiden destek sağlamış bir kurul var. 5-6 kişi oluyor, online oluyor kurullar olduğu için gerçekçi rahat girin yani. İz, şey olsun karşıya geçtiğinizde. Ya bunu biliyorum. Neyse onu anlatayım. Bu çok önemli. Buna dikkat edin. Ve doldururken de püf anahtarımız. Püf anahtarımız. Püf anahtarı. Eti puf gibi. Puf anahtarı. Püf noktamız şu. formda istihdam ve gelecekten bahsediyoruz. İstihdam ve gelecek. Ve sürdürülebilirdik Evet istihdam, gelecek ve sürdürülebilirlik. Bu üçü de kilit anahtarımız. Bunlar desteğin açan kapı. Kapıyı açıyor böyle desteğin kapısını. Açacak arkadaşlar. Kapı otomatik, kapı otomatik açılıyor. Çok önemli. Buna çok dikkat edin. Bu önemli. İstihdam. Ben burada çok istihdam sağlayacağınız, ne kadar insana faydanız olacağını, işin geleceğini ve sürdürülebilirliğini bahsettiğiniz anda bu iş tamamdır. Evet. Hemen bu ulaşım dördüncü bölüm biraz kısa olduğu için buradan size buradan bir bahsedelim bir toplayalım kendimizi geriye dönük neler yaptık ne yapmadık neye dikkat etmemiz gerekiyor söyledik ulaşım ve dağıtım kanalları şimdi bu kolay bir kısım burada nasıl vereceğiz biz hizmeti kime vereceğiz ne olacak bunu örneklendireyim ben bir tane mermer deposu açmak istiyorum destek istiyorum şeyden imalat mermer imalatı bir mermer yatağı bulmuşum burada mermer çıkartacağım bunun kesimini yapacağım ben tek tek mi satacağım toptan mı satacağım? Bu zaten size soruda da belirtiyor. Nasıl ulaştıracaksınız bunu? Hemen sorumuza bakalım. Sunduğunuz ürün ve hizmetleri müşterine nasıl ulaştırıyorsunuz? Doğrudan, dolaylı, toptan, perakende, mağaza, internet. Ben burada bunu yazacağım. Diyeceğim ki toptan. Merber toptan vereceğim. İki. İkinci kanalım. interneti kullanacağım. İnternet. İnternet bir yerel internet ağlarını kullanacağım. İki. Global internet ağlarını kullanıp Globale hizmet vermeyi planlıyorum. İnternetten satış yapacağım. Büyük hani oynama. Bunu değiştirebiliriz. E başka bir şey daha basitleştiririm. Ben caddeyi seçtim. Caddeyi seçtiğim için burada herkes gelebilir. Herkesin gelebileceği bir showroom, e, showroom tarzında yerlemek ve buradan e, doğrudan satış yapmak istiyorum ya da aracılarım olacak. Aracılardan dolaylı yoldan satış yapacağım. Perakende. Bunu burada anlatıyorsunuz nedeniyle birlikte. Birkaç dağıtım kanalınız da olabilir. Yani bu sadece bir tane olacak diye bir şey yok. Doğrudan yapacağım işte. Biraz önce mermerde söyledim. Ya da caddede söyledim. Caddede mağazam olacak. internetim olacak. da internet olmazsa olmaz da. Bu internet çok önemli. Yani sosyal medya. için, iletişim bilgilerinizin olması için zaten artık tüm e, işler... Evet internet. Dolayı. Yani sosyal mecralarda sosyal size iletişim galiba. kurulması çok önemli. E, dediğim gibi birkaç tane de yazabilirsiniz. Burada bunu anlatın. Yani burada hızlı olmam gerekiyordu. Burayı seçtim dağıtım kanalı hız hız önemli dağıtım kanalı da direkt temas sağlamak için burayı seçtim böyle yapacağız direkt temas Bugün ee, bu yolu seçtim ulaşımda diye belirtiyorsunuz anlatıyorsunuz ve bu kısmı rahat dolduracağınızı düşünüyorum zaten bir planlamışsınızdır iş planınızda diye düşünüyorum Evet arkadaşlar ulaşım kısmında kısa bir şekilde alalım bu videomuz kısa olsun dediğim gibi toplama yaptık ulaşımı anlattık önümüzdeki hafta müşteri ilişkilerini anlatacağız müşteri ilişkileri de önemli Buraya da kurul e, önem gösteriyor. Onu da önümüzdeki hafta size anlatacağım. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bu %95'lik abone olmayanlara karşı başlattığımız isyan hareketine katılmaya davet ediyorum. İsyankar olmaya davet ediyorum sizleri. Sizleri seviyoruz. E, kendinize iyi davranın. Sağlıklı günler. Dikkat edin. bu günlerin geçmesine az kaldı. İnşallah normale yavaş yavaş dönüyoruz. Hadi görüşmek üzere.